Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Aklıma gelen birçok şey var ama neresinden başlayacağım bilmiyorum. Misal Arkadaşım bir tanesi yazmış Osayi gidecek. Evet. Fenerbahçe'den Osayi Samuel gidecek diye yazmış. Bir üye arkadaşımız da gelmiş, bana sormuş "Hocam Osayi gidecek mi?" diye. "Nereden öğrendiysen oraya sor." diyorum. "Hocam biz sana güveniyoruz. O yüzden sana soruyoruz." Ne kadar büyük sahtekarlık, değil mi? Yani ne kadar büyük palavra. Şimdi mesela ben şey dedim kanalda. Hani abonelere de söylediğim için söylüyorum ayın 3 Ağustos ile 7 Ağustos arasında forvet kapını bekliyorum dedim. Ee, şimdi üye arkadaşlardan topluca gelen yorumlardan da bahsedeyim. Mesela hocam ayın 7'sine kadar duyum olmayacak herhalde. Topluca bunlar yani en az 10-15 kişinin yazdığı yorumlara. Maxi Gomez'e içim atmıyor. Lütfen Dembele geliyor de hocam. Ben orada Dembele geliyor demem için zorlanıyorum. Yani böyle bir duyum olmasa bile öyle söylemem diyor. Hocam Gabigol gelmez zaten. De merak ediyorum gelecek mi? Maxi Gomez'e soğuk bakıyorlarmış. Bunlar forvet falan alamaz. Hemen arkasında yine ilk 4 maddeden en az 2 tanesini yazıyorlar. Hocam Maxi Gomez ne zaman geliyor? Hocam keşke dembele olsa. Bunların hepsinin sebebi şu. Hocam senden başkasını takip etmiyoruz diye bir palavra. Yani bazı arkadaşlar var, olmadık yalanları soruyorlar. Mesela az önceki o sahi yalanı gibi. Bunu da herkes açık niye söylüyorum? Arkadaşlar, bakın bir önceki videoda da söyledim. Belki araya canlı yayın sıkıştırırız, e, 750 beğeniye ulaşırsa. 6 Ağustos'un ilk videosu. Ya kim gelirse gelsin, üyelerimizin de, abonelerimizin de yarısı beğenmeyecek zaten. Kim gelirse gelsin. Ya kıvırmanızın lüzumu yok. bak. Maxi Gomez gelse keşke Dembele olsaydı. Dembele gelse keşke Gabigol olsaydı. Gabigol olsa ya Brezilya'da bu adamı çöplüyorlar. Bu sene kötü hocam. Kötü kötüye gidiş var. Yani e, hep Cesuz'un eski öğrencilerini dolduruyoruz. Keşke Dembele olsa. Dembele olsa ya hocam Sherlock aslında daha iyiydi bu şartta. O olsa başkası, o olsa başkası. Sizi tatmin edecek isimler bende yok. Ben duyumları veriyorum, geçiyorum. Filip Noah'ın sözleşmesi feshedilmek isteniliyormuş. Noah'ın temsilcisi kulübe davet edilmiş. Ee, kısmen doğru, kısmen yanlış. Novak gönderilmek isteniliyor %100. Novak da aptal değildir herhalde. Her şeyin farkındadır. Yani Alioski geldi, Ferdi var. Luan Perez de oynayabilir. Yani, bu şartlarda Noah'ın kalma düşüncesi yok. Fakat burada ben size bir duyum vereyim. Süperlikten isteyen kulüpler var. Ee, hani... İsim soracaksınız hangi kulüpler diye isim vermeye gerek yok. Yani isim vermeme gerek yok diye düşünüyorum. 1 milyon euroyu getiren alır. Hocam 1 milyon euro çok. Anadolu kulüpleri nasıl versin? Niye? Biz en ufak bir kaleci istediğimiz zaman 2,5 milyon euro çekmeyi biliyor Anadolu kulüpleri. Alsınlar hadi. Duyum demişken William William Carvalho yok. William Carvalho değildi ya. Neydi? William da Costa diye mi geçiyordu? William, William Corinthians'ın Futbolcusu 33 yaşında 9 Ağustos doğumu 34 olacak. William Fenerbahçe'ye önerilmiş. Allah aşkına 35 maça çıkmış. Bir gol 4 asist. 2189 dakika. Yani Brezilya Ligi'nde ve 33 yaşında 34 olacak futbolcu. Fenerbahçe'ye geleceği zaman gelmeyen futbolcu önerilmiş. Ee, Hocam ne diyorsun? Kesin bizde mi? İşte kim önermiş? Jo Rab. Çiyan önermiş. Aynı zamanda Rossi'nin menajeriymiş. Fenerbahçe'ye önermiş diye. Her önerilen futbolcu Fenerbahçe'ye gelseydi şu anda 386 tane futbolcu geldiydi Fenerbahçe'ye. Bu sezon. Sadece bu transfer döneminde. Başka ee, Hocam Fenerbahçe Hector Bellerin'le ilgileniyormuş. Hector Bellerin kimdi ya? Hector Bellerin Arsenal'in futbolcu sağ bek. Ee, kiralıktan geri dönmüş. Evet evet kesin bizde. Ee, şey hatta yanına da sarı leplebi biraz da beyaz leplebi sonra kola da alın. Çekirdek de alın arkadaşlar gelirken tamam mı? O zaman daha güzel olur. Muhtemelen o palavrasını üreten arkadaş o gönderip ektör bellerini kiralama düşüncesi içerisinde. Çünkü kulağa da hoş geliyor. 20 milyon euro değeri var bak diye. Ya arkadaşlarım, canım arkadaşlarım şundan akıllanmadınız mı? Her futbolcunun gidişi orada bir boşluk üretiyor. Yani parasal olarak seni artıya geçirebilir ama boşluk. Kim Menci'yi gitti? Yerinin dolduğuna inanıyor musunuz? Şimdi onu da konuşacağım. Fenerbahçe Atilla Salahi'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı Udinese forması giyen 26 yaşındaki Brezilya stoper Rodrigue Becao için resmi teklif yapacak demiş bir duyumcu Kao İtalya liginde oynayan isim değil mi bu şimdi şunu söyleyeyim İtalya ligindeki bir stoper için bizim çok ciddi bir şekilde girişim hazırlığında olduğumuz duyumunu vermiştim ama buysa bile ben bildim bilmedim falan filan diyemem çünkü çok şey bir hani atıyım Tutma ihtimali yüksek bir duyum gibi bir şey olur bu. Hani İtalyan, İtalya liginde oynayan bir stoperle. Mesela Joao Pedro'dan önce ben şöyle bir şey söylemişim. Brezilya liginde ya da Brezilya'da Brezilyalı e, bir forvetten şeyle e, 12 milyon euro muydu piyasa değeri? Yanlış mı hatırlıyorum? Piyasa değeri 10 milyon euronun üstünde Brezilya liginde ya da Brezilya'da oynayan bir forvet kesin olarak anlaştık diye belirtmişim. Ondan sonra yani manyaklığa bak. Herkes Joao Pedro derken ben şey demişim. Cumartesi günü menajeri gelecek kesin olarak görüşeceğiz. Ama ben geleceğine inanmıyorum falan. Halbuki duyum çoktan verilmiş. Neyse. Bu BKO ismi için ben şunu söyleyeyim. Tipine baktığınız zaman Tövbe estağfurullah. Yani <laughs> Tövbe estağfurullah. Değişik bir tipi var. Yani e, Tabi Allah'ın yarattığına bir şey demek olmaz. Ama şimdi ben forvet olsam böyle bir tipi görsem olan bundan biraz uzak oynayayım. Değişik şimdi bu bacağıma bacağıma şişmiş saplar diye düşünürüm. 16 Ocak 90, şey 19 Ocak 96 doğumlu 26 yaşında 1.91'lik forvet. Bakın 1.91'e aldanmayın. Oyuncunun kısa skis videolarını izlediğim kadarıyla söylüyorum. Felaket hızlı bir oyuncu. Hani Kim Minji'nin yerini doldurur mu? Doldurabilir. Arkadaşımız arkadaşımız 1 milyon 600 bin euroya 2019'da Bahia'dan gelmiş. Bahia CSK Moskova deneyimi de var. Yaklaşık bir yıllık bir deneyim var. Yani Bahia Moskova ve Udinese formaları giymiş. Not. 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 Hocam anladık. Not. Hayır anlamadınız. Udinese deyince stoper deyince aklınıza kim geliyor? Marcel Tisserand geliyor. Hocam bunlar zekalı mı? Bunu gönderip niye Tisserand'ı alıyor? Ya da biz çok mu akıllıyız? Bu adamların kabul edeceğini niye düşünüyoruz? Lan biz elden gönderdiğin çöpü, şey, e, futbolcuyu bunlar alıyorsa ya bu futbolcu da sıkıntı vardır. Ya Tisseran çok iyidir. Biz değerini anlamıyoruz hocam. Diye sormanızı beklerim. Yine Fenerbahçe Üniversitesi forması giyen Bekao için fiyat sormuş. İtalyan ekibi de 10 milyon euro demiş. Biz de demişiz ki o zaman Stellantis'in takas da fiyatı 7. Şimdi ben size bir soru soruyorum. Bu arada hocam futbolcu sakat gözüküyor. Sakat değil. Burun estetiği geçirmiş. Yani 21 Temmuz'da oynanan Udinese Bayer Leverkusen maçında burnu kırılmış. Estetik değil. Mecburen ameliyat. Saç ektirmeyle ilgili de bazı arkadaşlar diyor. Diyanetin fetvası var mı? Saç ektirmek haramdır. Bu geri zekalılara söyleyin kafasına göre bir şeyi haram demek insanı dinden imandan çıkarır. Yani kendilerini Müslüman sayan geri zekalara söyleyin. Diyanet'in fetvası da var arkadaşlar merak etmeyin. Mesela burun estetiğine e, sağlık için okey ama güzellik için hayır diyor mesela. Beyin estetiğine eğer beyniniz yoksa bu sağlık içindir. Caiz. Ama beyniniz azıcık da olsa varsa bu beyin estetiği sıkıntılı bebeğin nakli sıkıntılı. Arkadaşım burnu kırılmış. Burnu kırıldığı için 23 Temmuz'da ameliyat olmuş arkadaşlar. Ee, burundan dolayı dönmesi falan herhalde bir 2-3 haftayı bulur ya da maskeyle falan filan oynama olaylar var ya onlar olur gibi. Bunu da söyledik. Peki hocam sen bir şey söylüyordun. Arkadaşlar Tisserant'ı versek üstüne 3 milyon euro verip alsak Rodrigo Becao'yu. Kim Minji'nin yerini doldurur mu? doldurur. Evet. Kabul ediyorum o zaman. Hemen alalım. Not. Kol kırı 1-2 milyon euroya. Lemos'u da 1 milyon euroya. Toplam 3 milyon euroya gönderebilsek. Yani kol Lemos 3. Hadi Tisserant'ı da 3 de sayalım. 6. Yani üçünün fiyatına dolaylı olarak takasta Rodrigo Beka alsak herhalde kimsenin itirazı olmaz. Ama bu transfer için yanlış anlaşılmasın. Ben oldu olmadı bitti bitmedi falan filan demiyorum. Ben Tisserant'ın hala Udinese'de açıklanmamasını ikide bir de kendi kendime soruyordum ya. Lan daha niye gitmedi? Her konuda anlaştık diye. İnşallah sebebi budur diyorum. Atilla Salahi. Arkadaşlar Atilla Salahi'nin gideceğine ben kesin gözüyle bakıyorum derken bana gülüyorsunuz ama. Etmeyelim. Bu arada arkadaşlar Bekka 26 yaşında ya. Yani becerebilirsek alırsak 26 yaşında. Yani 26 yaşında. O kadar yaşlı da değil yani anlatmak istediğim. Şimdi Zenit Atilla Salah için 8-10 milyon euro arasında bir teklif belirleyerek maksimum 10'a çıkacaklarını belirtmiş Fenerbahçe'ye. Demiş ki biz Salah demiş. 8-10 arası teklif demiyor ama biz 10'a çıkacak haberiniz olsun demiş. Fenerbahçe de 12 istemiş. 12 değildir o 15'tir. 12 olsa duramazsın. Hemen alırsın. Sonra araya Putin girmiş. Zavremo, Dabrmaci de demiş. Hayırdır lan demiş. Ne yapıyorsunuz demiş. Ya demişler işte başkanım demişler. Reis demişler Putin'e. Putin reis demişler. Biz işte Fenerbahçe'den Salah'ı alacağız ama demişler. İşte 15 istiyor demişler. Putin demiş ki 15 ne lan demiş. Sizin hiç mi Allah'ınız kitabınız yok demiş. Yok demişler. 15 az olur. 20 vereceksiniz. Yoldaş Fenerbahçe kardeş. <laughs> Herkes bunu bekliyor. Şimdi Putin tezahürattan dolayı. Hemen Gazprom yazılacak. 5 gün içerisinde. Fenerbahçe'nin adı değişecek. Fenerbahçe Gazprom. Fenerbahçe'nin borçları Putin gelecek Türkiye'ye açalım. Ben Putin'im çekilin falan filan. Merkez Bankası'na gelecek. Kaç lira lan Fener'in borcu? 6 milyar. Alın lan 7 milyar veriyorum. Çekin lan ellerinizi bu takımın üstünden. Bunlar benim tezahüratımı yaptı. Diye bekliyorlar. Yani taraftar bunu bekliyor. Sonra Putin gelecek Fenerbahçe kulübünü Ali Koç falan karşılayacak. UEFA Fenerbahçe'yi men edecek. Ederse etsin lan köpekler diyecek Putin. Siz kimi men ediyorsunuz? Kaç lira lan Şampiyonlar Ligi'ne giriş? İşte e, Ali Koç diyecek ki şimdiki konjektörde financial fair play falan. Geç o hikayeleri. Kaç lira? Kaç lira? 15 milyon euro veriyorlar işte. Son turu geçersek de 5 milyon. 20'den de bahsediyor. Yani yayın havuzu, yayın gelirleri işte sıralamadaki işte her galibiyet başına bak. 100 milyon euro fişeklesem yeter mi? Yeter mi? Girmeyin lan bu köpeklerin organizasyonuna. Ben size veririm para falan diyecek. Putin sonra Ali Koç Lan bunu bekliyorlar ya. Harbi harbi bunu bekliyor. Böyle bir senaryonun olmasını bekliyorlar. <laughs> ya siz çok mu kurtlar siz izlediniz? Ben de izledim. Tamam da bu kadar da değil abi ya. Pokemon mu izlediniz? Şu camdan atlayan eleman siz misiniz zamanında? Onun yüzünden o pisin yüzünden izleyemedik Pokemon'u. Ya böyle bir dünya yok, böyle bir düzen yok, böyle bir şey yok. Etmeyin, edemeyin ya. 50 bin euro ne para mı? Ben 50 bin euro bağışlıyorum demiş Putin. Putin geç saatlerde Ali Koç'u aramış. Arkanızdayız korkmayın demiş. O da demiş ki arkamızdan füze mi gönderiyorsun? Yok demiş biz arkanızdayız. Gazprom yazdırdık. Senelik 50 milyon euro'dan 10 sene imzalarız falan. Ya efsane ya. Twitter gerçekten efsane. Ve buna inananlar daha efsane. Yani Cem Yılmaz'ın bir meşhur repliği var ya adam diyor uçuyor diyor. Ulan adam uçsa diyor peygamberliğini ilan eder diyor. <laughs> Ama diyor millet diyor hadi uçsun diye görelim diyor diyor. Neyse gazeteci sormuş Salahi Zenit'e transfer olur mu diye Atilla Salahi'nin menajeri de demiş ki şu aşamada bu konuyla ilgili bilgi paylaşamam demiş. Görüşmeler sürüyor. West Ham United stoper Marcos Senesi transferine gerçekleştirememiş. Ve demiş ki yıllarca Fenerbahçe'nin elinden futbolcu aldık. Bu sefer Fenerbahçe'den alalım. Resmi teklif yapmışlar. 9 milyon euro. Ee, bunu da konuştuk. Başka var mı? Hocam sen ne diyorsun peki? Ben hala Fulham'ın 15'i basıp Salahi'yi alacağı görüşündeyim. Luan Perez boşuna gelmedi. Hocam Luan Perez var. Salahi var. Şey diyorsun. Neydi? Oreo muydu? Kalsiyo muydu? Udinese'deki gelirse o var. Daha ke var. E Serdar Aziz de var. 5. Fazla değil mi size göre? Bence 5 tanesi fazla. Bence 5'i fazla. Neyse. Bakalım hayırlısı ama ben Atilla Salah için hala ve hala aynı şeyi söylüyorum. Şimdi Forvet'e bir zıplayayım mı? Serdar Dursun ayrılmak istiyormuş. Hocam Serdar ayrılmak istiyorsa yanında Valencia'yı da götürsün. Valencia gitsin yerine Piatek gelsin. Piatek'in yanına da Lassina Traore gelsin. Kim? Lassina Traore hocam. Ayaksın eski futbolcusu. Allah Allah. Nerede oynuyor? Şaklarda mı oynuyor? Evet hocam bildin. Bak şah diyebiliriz böyle. Peki bir şey soracağım. Ben bu ismi Fenerbahçe'ye yazdığımız zaman bana ettiğiniz laflardan, küfürlerden, hakaretlerden, Pişman mısınız? Biz öyle bir şey yapmadık. Biz hiç yapmayız öyle bir şey. Ama sana yakışmıyor. La Traore dedin sana yakışmıyor. Piyatek. 12 milyon euro piyasa değeri olan 27 yaşındaki forma. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Maxi Gomez'e na'u na'u diyen arkadaşların Piyatek yazmasına. Ben hemen hemen baktığım zaman aynı profilde futbolcu. Yaşı daha da fazla. Hani tamam İkisinin oynadığı şey aynı yer değil. Kabul. Darwin Nunez'i izliyorsunuz, görüyorsunuz. Lan arkadaş bak diyorsun. Bu grubu bu, işte bunun şeyinden geç. Bu arada Mitrovic 2 Liverpool 1. Ama Fenerbahçe'ye yazan benim mezarım belli. Benim Türkiye'ye gelmeyecek diyen şerefsizler ne de yatacaklar acaba? Onların yatacak yeri yok diyen Aziz Yıldırım geldi aklıma. Mitrovic'i Fenerbahçe'ye yazanlar nerede acaba? Yani bir şey diyemiyorum. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Ee, ben şunu söyleyeyim. Lassine Traore. Arkadaşlar futbolcu 21 yaşında. Atladığınız detayı söyleyeyim. Olur da bu transfer gerçekleşirse. Diyelim gerçekleşti. 14 artı 3'teki 3 var ya. Oradan kaynaklanacak bir isim. Şimdi Traore için. En son şu duyumu vermiştik kanaldan. Şimdi hepsi merak içerisindedir. 9 milyon euro transfer market değeri var ama siz ona aldanmayın. 10 milyon euroya satın aldılar. Bak 10 milyon euroya Shakhtar Donetsk transfer edince iyi futbolcu. Fenerbahçe istedi alamadı deyince iyi futbolcu. Gelmiyor Fenerbahçe'ye dediğin zaman bu sefer diyorlar ki Ali Koç nerede alacak? Alamaz ki beceremez ki. Sonra Fenerbahçe'ye gelecek duyumu çıktığı anda yani çıktığı anda bu sefer ne yapıyorlar biliyor musunuz? Al sakat adamı alıyor. Ha, Al, sakata alıyor. Sakat at alıyor. Böyle sakat atlık gözükmedi. Sakat at alıyor. Ya sakat bunlar ya. Ya bunlar sakat bunlardan futbolcu mu alınır sakat bunlar diyorlar. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Ya söz konusu Fenerbahçe olunca dönme hızınıza hayranım. Neyse. Hocam sen ne diyorsun? Alınırsa böyle bir pandemide alınır. Ama futbolcu için en son demişlerdi ki biz sadece kiralık veririz. Satın alma opsiyonu yok. Sadece kiralık veririz. Opsiyon yok. Demişlerdi. Şimdi de arkadaşlar ee... Şimdi dediğim gibi Lassina Traore'yi kiralık verebiliriz. Opsiyonla veremeyiz demişlerdi. Şu an için bilmiyorum arkadaşlar. Yani şu an için de ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Ama eğer olursa bu şekilde olur. Şimdi bu böyle bir futbolcuyu da alıp rezervlikte oynatacağım falan filan derim. Millet sana kıs kıs güler. Hocam peki hem Valencia'nın gitme. Hem Serdar Dursun hem Berisha, hem e, Samat'ta gidip. Joao Pedro. Lassina Traore Tiago Çukur ihtimali var mı? Bu ihtimal minicik de olsa bence var ama zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Aslında mantıklı olur. Düşünsene. Hani iki tane genç arkada bekleyip süper olurdu ama... Ee... Vesaire vesaire vesaire. Şimdi Tiago Çukur demişken Göztepe. Thiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgileniyor demiş DHA. Teşekkürlerimi sunuyorum. Benim duyumumu iki buçuk hafta sonra... Sosyal medyaya taşıdıkları için. Azi Alkmaar'ın Yunan golcüsü Vangelis Havlidis Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtilmiş. Bizim Furkan'ın haberiydi bu ya. Ben çok net hatırlıyorum. Furkan'ın 1 Ağustos'taki haberiydi bu. Bize sunuldu. ne demişti dur. Fenerbahçe Scouting Departmanı Jorge Jesus'a önerdi demişti. Jesus oyuncuyu beğendi ama kulübü 10 milyon euro istedi. Biz fazla bulduk falan filan demişti. Öyle hatırlıyorum. Ee, hatta Ulaş abi de şey demişti herhalde. Ya, bu se hani bu takım seviyesinde değil. iyi futbolcu camı diye. Hatta ben bunu sosyal medyada şeyde baktıydım. E, ee, konferans ligi elemesinde 3 maçta bir gol bir asisti var. O zamanlarda bu kadar yoktu herhalde. Öyle bir futbolcu ama detayını bilmiyorum. İnanın bana gelen bir şey yok. Ee, sadece raporu var. Hani bana gelen bir şey yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hocam uzun lafın kısası. Lastina traura geliyor mu? Ben sanmıyorum. Atilla Salah'ı gidiyor mu? Gideceğini düşünüyorum. Evet başka. Rodrigo Becao. Bekao Valla Tisenant transferine bağlı gibi geliyor bana. Tisenant gidiyor mu? Bence gidiyor. Osa'yı gidiyor mu? Hayır. Hector Bellerin geliyor mu? Hayır. William geliyor mu? Hayır. Maxi Gomez geliyor mu? Sanırım evet. Dembele geliyor mu? Hayır. Gabigol geliyor mu? Hayır. Filip Novak gidiyor. Evet. Rossi. E, unutmadan söyleyeyim. Mesela bu Penza ya da bir başka kanat forvet e, alman için Rossi'yi göndermen lazım. Rossi gitmiyorsa hiçbirini beklemeyin. Kolker Lemos gidiyor mu? İnşallah. Hocam o zaman Lemos'u niye lisansını çıkarttık? Kadroda duruyor. Çıkarmasam bu sefer bedava istiyorlar. Serdar Dursun gidiyor mu? Şu anki duruma göre gitme niyeti var. Önümüzdeki hafta içi belli olur. Perşembeye kadar herhalde belli olur. Valencia gidiyor mu? Bence gitmesi lazım. Bu ilişki bitti bence. Piatek geliyor mu? Hayır. Thiago Çukur gidiyor mu? Serdar Dursun giderse gitmiyor. Serdar Dursun kalırsa e, kiralık gönderme fikrimiz var. Hem de oynama garantisiyle. Burak kapacak. Ee, gitmese Burak kapacak gider. Ne alakası var? E, Luan Perez'i sol bekte de kullanabilirsin. Değil mi? Bak Ferdi var. Alioski var. Luan Perez de var. E, Ferdi boşa çıkıp sağ bekte o yedekli yedekleyebilir. Burada da oynatabilirsin. Vesaire vesaire. Muhammed Gümüşkaya e, henüz karar verilmedi. Hala verilmedi ama bence kiralık gitmesinde fayda var. En azından çağırma maddesine gönderebilirsin. Hiç olmazsa devre arasında geri istersin diye düşünüyorum. Vangelis Pavlidis zannetmiyorum. Bu kısımdan aktaracaklarım. Bu kadar. Dediğim gibi sabahki video eğer 750 beğeniye ulaşırsa siz bu videoyu sabah 10.30'da izlersiniz. Ama ulaşmazsa 21.45'te izlersiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.